narin kızımızın hunharca katledilişi bizi derinden yaraladı. Ülke olarak çok sarsıldık, millet olarak çok üzüldük. Onun canlı bedenine ulaşmak için günlerce çok sayıda ekip, devletin tüm imkanları seferber edildi. Ama canlı olarak ulaşamadık maalesef. Cansız bedenine ulaşıldı. Ve adli soruşturmada bir taraftan kaybolduğu dakikalardan itibaren başlatılmıştı. O süreç içerisinde gözaltılar oldu, ifadeler alındı, çok sayıda kişinin ifadesi alındı, aramalar yapıldı, deliller toplanmaya çalışıldı, evlerde aramalar yapıldı, şüpheli şahıslar gözaltına alınarak ifadeleri alındı. Sonrasında tutuklamalar gerçekleşti. Şu anda tutuklu olarak 10 kişi tutuklu bu Nari'nin soruşturmasında. 4 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi ve soruşturma devam ediyor. Tabii elde edilen bulgular, Nari'nin kızımızın naaşından elde edilen 91 doku örneği adli tıp kurumlarımızda, Diyarbakır'da ve İstanbul'da incelemeye tabi tutuldu. Patolojik, biyolojik, kimyasal bütün tetkikler şu anda yapılıyor. Tabii biraz zaman alacak bu incelemeler. Bu incelemeler neticesinde bir takım veriler ortaya çıkacak. İfadeler alındı. Tabii bu ifadeleri savcılarımız değerlendirecek. Cumhuriyet Savcılığımız, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığımız bu konunun üzerinde hassasiyetle duruyor. Titizlikle biz de takip ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız başından beri Narin kızımızın canlı bulunmasıyla ilgili özellikle üstün bir gayret gösterilmesini istemişti ve sonrasında da adli soruşturmanın titizlikle sürdürülmesi ve Narin evladımızı katleden canilerin bir an önce bulunması ve yargı huzurunda hesap vermelerinin sağlanması ile ilgili başta Sayın Cumhurbaşkanımız, hepimiz milletçe bu beklenti içerisine girdik. Şu anda adli soruşturma devam ediyor değerli arkadaşlar. Tabii adli tıp incelemeleri de devam ediyor. Burada tabii delillerin tek tek titizlikle değerlendirilmesi ve incelemesi gerekecek. İfadelerden yola çıkarak bir takım değerlendirmeler yapacak savcılarımız. Ama şunu özellikle istirham ediyoruz. Soruşturma gizli. Tabii ifade tutanakları avukatlara verildiği için bunlar basında, kamuoyunda, televizyon ekranlarında değerlendirildiğini görüyoruz. Ama maalesef bazı değerlendirmelerin özellikle soruşturmanın selameti açısından sakıncalı olabileceğini de paylaşmak istiyoruz. Burada soruşturmanın gizliliğine halel getirmeden etkin bir soruşturma yapılabilmesi, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ve Narin kızımıza katledenlerin yargı önüne çıkarılıp kanunumuzdaki en ağır ceza ile çarptırılması bizim hepimizin temennisi. O nedenle soruşturmayı titizlikle takip edeceğiz. Soruşturmanın gizliliği ve özellikle soruşturmanın selametini etkileyebilecek, özellikle delilleri, tanıkları etkileyebilecek bir takım beyanlardan da kaçınmak lazım. Özellikle basın kuruluşlarımıza bunu ifade etmek istiyorum. İnşallah bir an önce bu soruşturma etkin, hızlı bir şekilde tamamlanır ve Narin evladımızı katledenler, ona kıyanlar bulunur, tespit edilir. Yargımız, adli tıp kurumumuz, ortaya çıkan deliller, elde edilen araçlardan elde edilen kimyasal veriler, tüm bunların hepsinin değerlendirilmesi yapıldıktan sonra burada maddi gerçek ortaya çıkacak ve Narin'e kıyanlar elbette ki cezasını alacak. Biz Narin evladımızın katillerini bulmak için yargımıza her türlü desteği vermenin gayreti içerisinde çalışıyoruz. Ve inşallah ona kıyanlar yargı önünde en ağır cezaya çarptırılacaktır. Ülke olarak, millet olarak da bu bizim büyük bir beklentimiz. Bu tür yüreğimizi yakan, bizi derin bir acıya boğan bu tür kötü hadiselerin bir daha olmaması için de temenni ediyoruz. Bu noktada da milletçe topyekun bir duyarlılık içerisinde olmamız gerektiğini ifade etmek istiyorum. Efendim Ayşenur, Ezgi Engin ile ilgili
katil İsrail'in yaptığı uygulamayla ilgili bir ne gibi çalışmalar, gelişmeler var? Şimdi değerli arkadaşlar, Ayşenur Eygi Ezgi kardeşimiz bir insan hakları savunucusu, bizim vatandaşımız aynı zamanda. İsrail'de İsrailli saldırganları, Filistin'de mazlumlara kıyanları, orada teröristlik yapanları protesto etmek için barışçıl bir gösteride İsrail askerleri tarafından şehit edildi. Tabii buna ilişkin deliller elimizde. Bu anlamda Türkiye olarak da biz vatandaşımızın, Ayşenur kardeşimizin hakkını, hukukunu savunma noktasındaki başından bu yana takiplerimizi sürdürdük. Dışişleri Bakanlığımız, MİT Müsteşarlığımız, Adalet Bakanlığımız birlikte bu koordinasyonu sağladık. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız bir soruşturma başlattı. İç hukuktan kaynaklanan bir yetkimiz var. Vatandaşımız yabancı bir ülke sınırlar içerisinde yabancı bir şahıs tarafından şehit edildi. Dolayısıyla burada biz vatandaşımızın hakkını korumamız ve suç işleyenlerin cezalandırılması ile ilgili olarak gerekli soruşturmaları başlatmamız gerekiyordu ve başlattık. Uluslararası anlamda da yakalama kararları çıkaracağız. İç hukuk noktasındaki takiplerimizi devam ettirirken diğer yandan da uluslararası hukuk anlamında da Ayşenur'un hakkını savunmaya devam edeceğiz. Uluslararası Adalet Divanı'nda devam eden davaya Ayşenur'un raporlarını, dosyasını ibraz edeceğiz. Oraya katılma talebinde bulunmuştuk Türkiye olarak. Yine Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde devam eden soruşturmaya da yine Ayşenur'un dosyasını intikal ettireceğiz. Aynı zamanda Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'ne başvurarak burada da Ayşenur'un katledilişi, şehit edilişiyle ilgili olarak bir rapor düzenlenmesini isteyeceğiz. Ve bu raporun ilgili uluslararası mahkemelerde delil olarak değerlendirilmesini takip edeceğiz. Ama diğer yandan biz hemen bu saldırganlar, bu katillerle ilgili uluslararası anlamda arama ve yakalama kararlarını da Interpol aracılığıyla çıkaracağız. Ayşenur'u biz takip ediyoruz. Onun dışında tabii Ayşenur'un yarın cenazesi olacak. İstanbul'a getirildi. İstanbul'dan İzmir'e. İzmir'de otopsi işlemleri yapılıyor. Şu anda otopsi işlemleri yapılıyor. Ve otopsi akşama doğru bitecek. O deliller bizim muhafaza edeceğimiz, soruşturmada kullanacağımız deliller. Dolayısıyla yarın da inşallah Didim'de gerçekleşecek olan cenaze merasiminde de Ayşenur'u ebediyete uğurlayacağız. Bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Ailesine, milletimize başsağlığı diliyorum. 7 Ekim'den bu yana 40 binden fazla mazlumu katleden, çocukları katleden, kadınları katleden, dünyanın gözü önünde bir soykırım suçu işleyen İsrailli saldırganları da, teröristleri de buradan bir kez daha sizlerin huzurunda lanetle kınıyorum.